Şimdi gençler, hani bir vergisiz telefon olayı vardı ya, vergisiz cep telefonu ve vergisiz efendim söyleyeyim laptoplar. Şimdi çok enteresan arkadaş. Hiçbir şey doğru dürüst bu ülkede işlemiyor. Şimdi vaat verdiler. Evet, bu vaati yerine getiriyoruz dediler. Şimdi Eylül ayında bunun müjdesi verildi. Ekim ayında bunun kanunu çıkarıldı. 1 Kasım itibariyle de başlayacaktı. Hatta dün Sözcü'de de bunun haberini verdik. Yalan haber oldu, kusura bakmayın, ama yalan haberi yapan biz değiliz. Bizi yalancı durumuna düşürdüler. Bunun usul ve esaslar tebliği yayınlanmamış bu kanun. Ve şu anda eğer siz telefon almaya gidiyorsanız veya işte vergisiz laptop almaya, masaüstü bilgisayarı almaya gidiyorsanız alamıyorsunuz. Çünkü karşı taraf bunu nasıl vereceğini bilmiyor veya bu verginin nasıl kesileceğini bilmiyor. Usul ve esaslar tebliği yayınlanmamış. Birkaç gün daha bekleyeceksiniz. Yani her şey böyle acele, her şey böyle tamam yapalım olsun, her şey böyle karman çorman. Ülke de zaten karman çorman. Yani karman çorman yönetildiğim için bugün tabela karman çorman olabilir ya. Yani. Bakalım yazayım ben şöyle. Karman çorman. Karman çorman, unutmayın. Güzel. Ondan sonra bu şekilde insanlar telefonlarını alamıyorlar. Neden alamıyorlar? Usul ve esaslar tebliği yayınlanmadığı için. Eylül ayında, bir de Eylül ayından ta bu yasanın çıktığı güne kadar da o 9.500 liraya olan telefon sayısı da azaldı zamlardan dolayı. Yani bir iki tane filan bir telefon kalmış. Şimdi bir de şöyle yapacakmışsınız. Onu da öğrendik. Yeni daha öğrendik onu da. 9.500 TL eğer veya işte ne bileyim cep telefonu, bilgisayar filan alacak olursanız cep telefonları 9.500 liraya kadar. Ya size 5.000 TL ödeyip de o telefona sahip olamıyorsunuz. Önce cep telefonunu alıyorsunuz. 9.500 lira verip ardından vergi iadesi için başvuruyorsunuz devlete. Yani öyle bu telefon 9.500 lira, tamam vergisi düştükten sonra ben 5.000 lira al, 5.000 lirayı ver telefonu yok. Siz bu telefonu alıyorsunuz. 9.500 lirayı ödüyorsunuz. Vergi iadesi için form dolduruyorsunuz. Onu nereye veriyorsunuz bilmiyorum. Henüz daha maliyeye veriyorsunuz herhalde veya vergi dairesine. Onun işte usul ve esasları belli olmadığı için sizi de tam olarak yönlendiremiyorum. Bugün detaylarını öğreneceğiz, merak etmeyin. Akşam veririm diye düşünüyorum. Süreç böyle işliyor ama. Vergi iadesi formu dolduracaksınız. Şimdi bunu doldurur mu millet, doldurmaz mı? Yani bu yokuşa sürmek mi işi veya usandırmak mı bilmiyorum ama ne diyorsunuz bu konuyla ilgili arkadaşlar? Yani insanlar telefon almaya giderken bir alamıyorlar. İki, telefonun hepsinin parasını ödüyor. Vergi iadesine başvuracakmış. O da artık 2 ayda mı gelir? 3 ayda mı gelir? Onun da zamanı yok. İyi yayınlar Fatih Bey demiş. Biraz da mesaj okuyayım. Mevlüt Bey'den gelmiş. Teşekkür ederim. Ben Türksel bayisiyim ama hiçbir bilgimiz. Çok güzel bak Ahmet. Gördün mü bunu? Ahmet. Süleyman Altınışık. Ben Türksel bayisiyim ama hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda soranlar var. Cevap veremiyorum. Telefon da satamıyorsunuz değil mi? Süleyman Bey beni izliyorsanız. Telefon da satamıyorsunuz. İşte Türkiye'de karman çormanlığın bir göstergesi. Fatih Bey, muhalefet için farz edelim Özgür Özel kazandı. AKP ve yönetimine karşı milletin aradığı alternatif lider, bunu sormak gerekiyor. Bunu zaman gösterecek. Yani herkes lider kumaşıyla doğmuyor ki. Lider de olmaz, lider olunur yani. Öyle de bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiğinde lider havası var mıydı? Soruyorum size. Herkes çok eleştirmişti. İşte çok efendi adam. Mücadele edemez. Çüklüm püklüm duruyor. Şöyle duruyor filan gibi denilen. Hitap etmeyi bile Kemal Kılıçdaroğlu son şu 2 seçimdir filan öğrendi. Yani toplumları harekete geçirmeyi. Onun öncesinde çok da böyle lider vasfı var denilebilecek bir insan değildi. Ama gördüğümüz kadarıyla efendi görünüyordu. Kibar görünüyordu. Naif görünüyordu ama aldattı. Fena aldattı o da. Çok aldattı. Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongresinde konuşmaya başladığında bir iddia var ortada. Yani doğru mudur değil midir bilmiyorum ama seçim öncesinde AKP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı taktiğin bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yaptığı iddia ediliyor. Danışmanı aracılığıyla, ama doğru mu değil mi bilmiyorum ama danışmanı paylaşmış bunu. O iddia çok konuşuluyor sabahtan beri. Kemal Kılıçdaroğlu partiye ilk geldiğinde çay istemişlerdir demiş Recep Bey. Anlamadım ama. Hiç güvenmiyorum hiç demiş Kaptan Adana. Burada dur bakayım, bir mesaj var, onu okuyayım. O vergi iadesi gelene kadar adamın alacağı geri iade parası kuş kadar kalır. TL'nin her geçen gün değersizleşeceği için demiş. Tek alternatif partimiz Zafer Partisi demiş Güney Alp. O da oyunu yükseltecek olan partilerden bir tanesi. Çünkü insanlar çözüm yolu bulamazsa sevgili Güney ne yapacak? Yani en azından bak denenmemişler içerisinde böyle de duran biri var. Belki ona gidecekler. Belki oylarını ona verecekler. Telefonda olay bu. Telefonda da olay bu. O zaman ekonomiye gitmeden önce ekonomiye gidelim. Ekonomiye gitmeden önce ekonomiye gidelim. Şimdi Merkez Bankası kendini güncelledi ama öncesinde enflasyon bilgisini vereyim size. TÜİK enflasyonu açıkladı.